Evet dostlar, kısa bir video olacak, içten bir konuşma olacak. Seni tanıyorum, seni çok iyi anlıyorum. Bir hayal kuruyorsun ve bu hayali gerçekleştirmek için de adımlar atıyorsun. Zaten adımlar atmazsan, harekete geçmesen en zor kısmı budur zaten. Harekete geçmezsen de hayal sadece hayallerde kalıyor. Yani ben yapabilirdim, ben şunu başarabilirdimlerle. Maalesef bir netice elde edemiyoruz. Netice haydi diyoruz çık sahaya. Haydi diyoruz sarıl kitaplara. Haydi diyoruz başla başla şu videolara. Kolay değil ilk adımı atmak. Ama ilk adımı attıktan sonra da o kadar büyük başarıların ilk adımı olacak ki bu. Neticeye sen bile inanamayacaksın. Bizim yüzlerce binlerce öğrencimiz var. Gerek kaymakamlıkta gerek hakimlikte adli hakimlik idare hakimlik. Gerek e, misyon koruma sınavında, payem sınavında, kurum içi sınavlarında. E, o kadar emek veren, alın teri döken öğrencilerimiz var ki. Yani e, bu hayaller benim hukuk fakültesi hayallerim gibiydi. Ben hukuk fakültesini e, hedef olarak belirlediğimde, gönlüme koyduğumda e, sonra dedim ki artık bu sınavı kazanmamız gerekiyor. Yola çıkma iradesini gösterdik. İlk adımı attık. İlk adımı atmak çok zordu benim için. Çünkü bir tane çocuğum var. E, ikinci çocuğu bekliyoruz, e, yaş belli bir kemale gelmiş, birinci sınava girdik olmadı, ikinci sınava girdik olmadı, üçüncü sınava girdik olmadı, dördüncü sınava girdik olmadı, beşinci sınava girdik, beşinci sınavda hukuk fakültesini kazanmak kısmet oldu. Ve e, ben şunu diyorum, e, evet bu böyle olmalıymış. Çünkü e, senin pişmen için o hedeflediğin yerin vaktinin de gelmesi lazımmış. Alın teri dökmek lazımmış. Emek vermek lazımmış. Sapranın sınanması gerekiyormuş. Bizim e, şimdi çok fazla e, hukuk mesleklerine giriş sınavına e, girecek olan öğrencilerimiz var. Biz onlar için e, eğitim videoları hazırlıyoruz. Kaymakamlıkta, hakimlikte olduğu gibi e, kitaplar hazırlıyoruz. Setler hazırlıyoruz. Video setleri yapıyoruz. E, adam akıllı her şeyi hazırlıyoruz. Çünkü e, hukuk mesleklerine giriş sınavı ee, avukatlık yapmanın ilk adımı ee, hakimlik sınavlarına girmenin ilk adımı olacak bir sınav ve 2024 yılında da bu sınav yapılacak Biz e, hep şunu söylüyoruz bu sınav aynı hukuk fakültesini kazanmak gibi. Tabi Tabii ki her yıl yapılacak. Yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkacak yakın zamanda. Her yıl yapılacak ama neden hukuk fakültesini benim gibi kazanmak gibi 5 yıl ertelemektense ilk girişte kazanmıyorsun? Neden kaymakamlığı ilk girişte kazanmak istemiyorsun? Neden hakimliği ilk girişte derece yapmak istemiyorsun? İşte gel adım adım ilerleyelim. Gel başla bitir yöntemiyle ilerleyelim. Anayasayı bitirelim. Ardından idare hukukunu bitirelim. Ardından ceza hukukunu bitirelim. Bizi hatta bu derslerle birlikte YouTube'da tanı. Anayasayı öğrenebiliyor musun? Anlattık sen bizden enerji alabiliyor musun? İdare hukukunu bizden öğrenebildin mi? Çıkmış olan soruları çok rahatlıkla yapabiliyor musun? Veya da ceza hukuku genel hükümlerini kodlamalar yapıyoruz biz derslerde. Bu kodlamalarla taksiri, kastı, meşru müdafayı, zorunluluk haline üniversitedeki gördüğün her şeyi bir kenarda bırak. Bunları temel mantığıyla öğrenebiliyor musun? Evet hocam öğrenebiliyorum. Yıldızımız uyuştu mu? Tarzımız uyuştu mu? Evet hocam uyuştu. Uyuştu diyorsan gel diğer dersleri de seninle birlikte bitirelim. İş hukuku olabilir, medeni hukuk olabilir, iyuk olabilir. Adam akıllı bir şekilde şu derslerin ceza muhakemesi, insan hakları şu derslerini de seninle birlikte canına okuyalım. Başarabileceğini sana göstereceğim Sonra sınavda başardığınız sana kanıtlayacağım Hatta iyi bir şekilde Adam akıllı bir şekilde yol alırsan Derece yaptığını bile göreceksin Bunlar hayal değil senden öğren, önceki öğrencilerimiz nasıl başardıysa, hayallerini gerçekleştirdiyse, bir ilçelerde adını bile bilmediğim ilçelerde kaymakamlık yapıyorsa, yurt dışında eğitime gittiyse, birçok duruşma salonlarında bazen hakimlerimizle karşılaşıyoruz, hakim öğrencilerimizle, hakim öğrencilerimize. Nasıl onlar o makamları alınlarının teriyle, akıyla hak ettilerse sen de hak edebilirsin. Sen de bu sınavları başarabilirsin. Yeter ki irade göster, ilk adım at. Seni bekliyoruz. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. Vallahi, billahi, doğuda bir de tillahi derler. Zor değil. Zor olan ilk adımı atmak. İlk adımı attıktan sonra zaten videolarda, kitaplarda bağımlılık yapacak. Devamının nasıl geldiğini sen bile inanamayacaksın. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal.